aslında özel sektör çalışanları çekiyor sayı olarak. Ama kötülüğünü de bu insanlar çekiyor. Bir ev alamıyor asla. Maaşıyla zaten ev alamayacak. Kredi vermiyor zaten bankalar. Özel sektör çalışanlarına bankalar kredi vermiyor. Öyle yüklü miktarlarda kredi verilmiyor. Bunu ne zaman mesela gündeminize sokacaksınız? Gerçekten vermiyor. Güvensiz görünüyor. Özel sektör çalışanısın. Yarın dükkana kilidi vurdu mu patron bitti. Bankalar kredi vermiyor özel sektör çalışanlarına. Nasıl bir sistemin içindeyiz? Sonra da birisi çıkacak diyecek ki yok işte her şeyi devletten bekliyorsunuz da yok işte devletin yapabileceği bu kadar da zaten belli ölçüde bir devlet mekanizmamız var. Buna güceniyorlar çünkü. Ama para da var. Çalışan değil ki bu sarmalın içine sizi sürükleyen. Yanlış ekonomik politikalar. Bunu al burada anlaşalım. Önce burada anlaşalım, adım adım gidelim. Yanlış ekonomik politikalar sebebiyle bir sarmalın içine sürüklenebilirsiniz. Bu sarmalın içinde en az payı olan, bakın en az tırnağımızın ucu kadar bile payı olmayan kim biliyor musunuz? Özel sektör çalışanları. Özel sektör çalışanları. Bu sarmalın içinde hiçbir hataları yok. Bunu kime söylüyorsunuz o zaman? Kontrolsüz hayat pahalılığının kısır döngü oluşturacak. Kim oluşturuyor kontrolsüz hayat pahalılığını? Yani birileri çıkıyor yukarıdan bir güç ve kontrolsüz hayat pahalılığı mı oluşturuyor? Kim oluşturuyor kontrolsüz hayat pahalılığını? Veya şöyle de soralım. Bunu çözmek için belli başlı ya da bunu kontrol altına almak için belli başlı makamlarda oturanlar ne yapıyorlar? Esas soru da bu olması lazım sanıyorum ki.